Herkese merhabalar. Sadece kadınların spor konuştuğu Kadınlar Konuşuyor'a hoş geldiniz. Ben Ebru Karaduman. Bugün yine stüdyomuzda Pınar Morpınar ve İpek Yaşar bizimle. Ve konuğumuz Melis Abacıoğlu. Hoş geldin Melis'ciğim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kendisi hem sporcu hem çok ciddi bir kadın girişimci. Aktif Fit ve Kızlar Sahada'nın kurucusu. Melis'ciğim bize kendini biraz tanıtır mısın? Tabii ki. Benim serüvenim yurt dışında okuduktan sonra Türkiye'ye gelmemle başlıyor aslında. Hı hı. Sağlık sektöründe bir 4,5 sene yöneticilik yaptıktan sonra bir şekilde hayat beni... Yani çok mutsuzdum o dönemde sağlık sektöründe çalıştığım için ve hep şey diyordum, yani bir arayışım vardı, ben ne yapsam, bir sonraki adım nedir diye bakıyordum. Şey fark ettim, insanları sporla harekete geçirmenin benim için çok büyük bir anlamı olduğunu fark ettim. Programın ilerleyen dakikalarında zaten onu konuşuruz, neden bu kadar beni heyecanlandırıyor. Eminim ki sizleri de heyecanlandırdığı için buradasınızdır. Çünkü sporun çok ilham verici ve dönüştürücü bir yanı var. Biz şu anda yaptığımız bütün projelerde de bunu kullanıyoruz zaten. Buradan hareketle eşimle beraber Hareket Candır adında bir oluşum kurduk. O gün tabii bunları hiç bilmiyordum da Hareket Candır 7500 kişi oldu. Şimdi 3 farklı günde, haftanın içinde 12 farklı noktada insanlar bir araya gelip hep birlikte spor yapıyorlar. Ben bunu gördükten sonra, bunun gücünü ve ne kadar heyecan verici bir şey olduğunu gördükten sonra Hareket Candır'ın hemen akabinde istifa edip kendi şirketimi kurdum. Yani ilk girişimin Hareket Candır ve Hareket Candır'ı bize birazcık anlatır mısın? Tabii anlatırım. Daha önce mesela Pınar'ın da gelmişliği var. Evet. Hareket Candır'a çok koşuya katıldım. Gerçekten çok ilham verici, harika bir oluşum bence. Çok teşekkürler. Sadece bayanlarla oluşmuyor ama değil mi? Sadece hayır, yok. Kadın odaklı değil. Kadın erkek karışık Hareket Candır. Ve tek bir spor odaklı da değil. Yani birçok farklı sporu bir arada yapıyoruz. Ben sizle ilk koştuğumda daha henüz birkaç ay olmuştu kurulalı. Doğru. Ve ilk koşularınızdan birine denk gelmiştim tesadüfen. İstifa ettiğim dönem, evet. Çok keyifliydi. Bir yılbaşı koşusu yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum fotoğraflarımı. Noel Baba kılıklarına girip böyle çok eğlenmiştik. Çok acayip keyifliydi. Orada da tek amaç aslında Hareket Candır'da insanların birbirine spor yapmak için ilham vermesi. Yani aslında bu bir sosyal medyada bir grup baktığımızda. Evet, büyük bir motivasyon kaynağı mı böyle grupta? Fotoğraf paylaşıyorsunuz. Yani sistem şöyle işliyor. Gidiyorsun, sporunu yapıyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun. Fotoğrafını sosyal medyaya atıyorsun. Bunu gören başka insanlar da belki oraya altına yazmıyor olabilirler ama senden acayip ilham alıp kendileri gidip spor yapıyorlar. Ve bu çok gerçekten dönüştürücü bir güce sahip. Hareket Candır bir şey, kâr amacı gütmeyen bir oluşum. Zaten o yüzden de kendi şirketimi kurdum sonrasında. Yani bu işi yapmaya devam etmek istiyorum ama bunu tabii bir ticarete de dökmem gerekiyor. O yüzden de kendi şirketimi kurdum. Hareket Candır aynı zamanda koşarak bağış toplanmasına da vesile oluyor. Bu ne demek? İşte bir tane maratona yazılıyorsun. Diyelim ki işte İstanbul Maratonu var önümüzde Kasım ayında. Ona yazılıyorsunuz. İşte Hareket Candır tişörtünüzü giyiyorsunuz. 2-3 ay antrenman yapıyorsunuz. Sonunda bir tane e-mail hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte X Vakfı için şöyle bir para toplamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. 2014'te sanırım bayağı yüklü bir bağışınız olmuştu, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen doğru. Evet. Yani şu anda 650 bin liranın üzerinde bir bağışın toplanmasına vesile olduk. Yani ben, küçük bir grupken aslında böyle bir ciddi meblaların bağışlanması mükemmel. İlk yarım maratonumuz sizin ilk bağış koşunuzla koşmuştu. Gerçekten. Anatolia'da beraber gittiğimizde. Bunu biliyordum. Yani evrilerek dönüşüyor onlar da. Yani Türkiye'de spor şeyi de çok değişmeye başladı. Ortamı da acayip değişmeye başladı. Herkes yürüyor, koşuyor. Artık bir yerin sporu bir yerinden tutuyor. Biz de Hareket Candır olarak kendimizi şöyle konumlandırıyoruz artık. Hani sadece ne sadece bir koşu grubuyuz, ne sadece bir grubuz. Yani tamamen insanları harekete geçirmeye odaklanmış bir hareket platformuyuz diyoruz. Ama çok ciddiydi aslında. Bir sosyal sorumluluk projesi bazında da aslında yani sosyal etki yaratmak zaten hedefimiz Hareket Candır'da. Sağ olsun güzel sponsorlarımız var. Onların desteğiyle işte tişört yaptırabiliyoruz. Antalya'ya işte maratona gittiğimizde orada ağırlanabiliyoruz. Harika. Evet, yani gerçekten o anlamda Türkiye'deki desteğin müthiş olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani hem bağış anlamında hem de sosyal etki yaratan oluşumlara çok aç bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten destek yağıyor dört bir yandan mesela Hareket Candır'a. Müthiş. Evet. Hareket Candır'la beraber dedin ki istifa ettim. Aynen. Ve kendi şirketimi kurdum. Kendiniz evde denemeyin. Yapın diye söylemiyorum. Hayaller çünkü çok güzel oluyor başta da sonra gerçekler tam öyle olmayabiliyor. Benim de hikayem öyle. Hareket Candır'dan sonra şirketim Aktif Fit'i kurdum. Dedim ki ben şey yapacağım, bu
bilir misiniz, vardır belki kolunuzda. Adım sayarları getireceğim dedim. Ve şimdi çok havalı versiyonları var. Herkesin kolunda inanılmaz pahalı versiyonları var bunların. Ama o dönem daha hiç piyasada hiçbir ürün yoktu. Dedim ben bunları Türkiye'ye getireceğim. Çok iyi fikir. Hı hı. Çok parlak olduğunu düşünmüştüm o zamanlar. Her şeyi işte web sitesini hazırladım. Metinlerini yazdım. Ondan sonra ürünleri gümrükten çektim getirdim. 100 tane ürün sattım. Aynen geri döndü. 95 tanesi falan geri döndü. Dedim ne kadar güzel. Harika oldu. Girişmemek gerekiyormuş. Ben bu hikayeyi sanmıyordum. Evet, bu hikayeyi zaten çok anlatmıyorum. Genellikle çünkü hep böyle başarının şey yüzünü görüyoruz ya, böyle parlak yüzünü. Aslında hayaller hep öyle olmuyor. Yani başta böyle ben güzel bir tokat yedim orada. Elimde 2000 tane ürün var. Melis ne yapacaksın şimdi? Yeni yola çıkmış bir girişimci. Şimdi dedim ki, çok akıllıyım ya. 2000 tane ürünüm var. Ama 100 tane sattım, tek tek sattım. Çok zor sattım, 95'i de geri geldim. Şimdi dedim ki sen bunların hepsini tek tek satarsan, hepsi geri geliyorsa böyle, sen bunların hepsini topluca bir kuruma sat. Evet. En azından firma hani bunu çalışanlarına satın alırsa, bu da bir program şeklinde yapılırsa insanlar bunu daha çok kullanırlar en azından. Firmalara gitmeye başladım. İşte gidiyorum çok büyük bir banka, işte acayip şık giyinmişim, işte bütün eğitimimi her şeyimi kullanarak çılgın bir sunum yaptım falan. Şey dedi kadıncağız, biz bu harika bir şey anlattın ama ben bununla hiç ilgilenmiyorum. Ne kadar güzel. Tam çıkacakken şey dedi. O zaman yalnız Melis'cim bizim şu anda bir koşu organizasyona ihtiyacımız var. Bunu yapar mısın dedi. Ben de çok bilgiliyim ya, tabii ki hemen yaparız. Nerede yapalım? İşte yerini aldım. İşte nasıl bir web sitesi istediklerini aldım. Her şeyi not ettim gittim ve şaşkınlık içindeyim. İlk siparişimi böyle aldım. Sonra fark ettim ki ben hala 2000'lik ürünü eritmeye çalışıyorum bu arada 6 ay boyunca. Yine başka bir yere gittim anlattım. Ya biz onu istemiyoruz da yoga istiyoruz. Bizi organize eder. Başka bir yere gittim işte 2000 ürün çok güzel falan. Yok biz onu almayalım da diyetisyen gönderir misin bize? Derken şey fark ettim yani. Tamam, ürünleri çöpe attım sonunda. Rahatlayalım o konuda. Bir üstüne bir güzel bir soğuk su içtim. Ama o ürünler vesile olmuş senin aslında çok yapmak istediğin şey. Aynen yani. Öyle yani. Keşke çöpe atmasaydım bence programa katılanlara. Köşesiz verirdik. Ama bir güzel soğuk suyumu içtim üstüne. Bir kısmını da iade etme şansım oldu. Ama çok güzel bir ders öğrendim. Bir kere piyasa araştırması yapmadan yola çıkma. Çok kötü kalıyorsun yani. Bir 6 ay zamanım gitti her şeyin ötesinde. Parayı da bırak. Ama şunu görmüş oldum. Yani orada gerçekten kurumsal firmalar çalışanlarına inanılmaz bir yatırım yapıyorlar. Evet. Yani biraz bunu da sonra konuşabiliriz. Tabii. Çünkü çok oturuyoruz. Yani artık hani bir bu meşhur görsel vardır ya, evrilme görselimiz. Hani Neandertal'den insan işte evriliyor. Omurgası yavaş düzleşiyor. Yavaş. İki işte ayaklarının üstünde kalkıyor. Sonra tekrar oturmaya başlıyor. Bilgisayarın başında sonlanıyor. Bilgisayarın başında sonlanıyor. Hakikaten öyle bir toplumda yaşıyoruz artık ve İşte benim şirketim de bunu dönüştürmek için çalışıyor şu anda artık. Yani son 4 senedir nasıl insanları daha çok hareket etmeye motive edebiliriz? Nasıl daha dengeli beslenmeye motive edebiliriz? Nasıl kendileri için hayatlarına zaman ayırmaya, daha mutlu olmaya nasıl motive edebiliriz sorusunu arıyoruz aslında biz cevabı. Bu şirketle beraber de aslında ortaya çıkan hikayelerden bir tanesi de Kızlar Sahada bildiğim kadarıyla. Ay, o da çok sürprizli bir hikayesi var. Evet şimdi. Aslında yani biz onu bugün tabii çok böyle hani çünkü kadınlar futbol oynuyorlar, sahadalar. Aynen. Onu böyle heyecanla bekliyoruz. Aktifit'in en büyük projelerinden bir tanesi. Bu arada ben Aktifit'in yani kaç şirket ve aslında kaç çalışana hizmet vermiş olduğunu da bir öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi 4 senede şimdiye kadar bir fiil 15 tane firmayla çalıştık. Ama baktığında 150 tane firmaya o ya da bu şekilde dokunmuşluğumuz var. Çünkü sadece harika. Hani sağlıklı yaşam projeleri üretmiyoruz. Aynı zamanda sağlıklı yaşam ürünlerini alıp şirketlerdeki bile çalışanlara götürüyoruz. O yüzden birçok yerde birçok şirkete dokunuyoruz. Kızlar Sağlığı'nın hikayesini de belki Pınar 300. defa duyuyor olacak. Ama çok keyifli olduğu için keyifle dinliyorum. Mutlu oluyorum her dinlediğimde yani gerçekten. Pınar'la geçen hafta bir Ankara serüvenimiz oldu. Evet. Çok güzel bir, gerçekten harika düzenlenmiş panele katıldık. Kadın ve spor çalıştayı çok bize bayağı bir şey kattığını düşünüyorum. Kesinlikle yani. Ve işte kadın sporlarının sürdürülebilirliği hakkında çok konuştuğumuz bir şeydi. Paneldi. Orada ben bir konuşmacıydım. Orada da anlattım. O yüzden evet. Dinlemiş bulundu Pınar.
Sana anlatayım o zaman. İpe'ye ve seyircilerimize anlat. Ben de bayağı bir bu süreçte araştırdım. Ben de çok merak ediyorum kendim için de acaba katılabilir miyiz diye. Tamam. Nasıl doğdu, neler yapıyorsunuz? Komik bir hikayesi var. Kızlar Sağ'da bundan yine 3 sene önce bir telefon görüşmesiyle başlıyor. Orada da yine tabii ki hiçbir sağduyuyu dinlemeden başladım. Onu da anlatacağım. Orada piyasa araştırması yapmama gerek kalmadı. Piyasa kendini gösterdi bu sefer. Buna 3 sene önce Serra diye bir arkadaşım telefon açıyor bana. Diyor ki hadi Melis gel akşam futbol oynayacağız. Önce şey zannettim herhalde Mahmut'u falan arayacak yani öyle düşünüyorum. Gece 11-12 alırsa var. Hani neyin kafasındasın dedim. Neyse hakikaten beni arıyormuş. Onu bir anladım. Tamam dedim. Böyle değişik bir deneyim yapıyorsun anladığım kadarıyla. Evet dedi hadi gel. Tamam dedim geliyorum. Çok da merak ediyorum nasıl bir şey olacağını. Serra hepimizin üstüne yeşil, pembe böyle tişörtler yaptırmış. Akatlar'da bir halı saha vardır. Bilir misiniz evet. Mayadrom'un arkasında? Tabii. Böyle 55 metreye 35 metre. Yani normal halı sahadan biraz daha büyük. Ki bence deneyimi çok iyileştiriyor. Biz de şu anda sahamızda o boyutları kullanıyoruz. Öyle bir sahaya işte gittik o akşam. İşte bütün evimizin eşi, erkek arkadaşı sağ kenarında ve şey bekliyorlar böyle bizim kızlar top oynayacak diye. Böyle hafif gergin bir bekleyiş var. Böyle hafif gergin, hafif böyle gülümser bir bekleyiş var. Bu arada hiç futbol oynamış olan var mı aranızda? 18 kadınız sadece birimiz oynamış, o da Serra. Hep o arkadaş arıyormuş. Hepimizi süründürdü. Muhteşem. Neyse hepimiz de zaten herhalde hafif çatlağız. Hepimiz tabii. Arkasından koşarak gittik yani. Bir çağırdı, hepimiz atladık. Neyse. İşte ilk defa yeşil sahalara hayatımda o zaman çıktım. Çünkü hani herkesin bir hikayesi vardır ya işte mahallede toplar şey yapardık. Nedir şişelerden top yapardık, futbol oynardık. Tek yok kale işte maç tek kale maç yapardık. Yok abilerim vardı üstüme şut çekerlerdi. Hiç öyle bir hikayem yok benim. Hayatımda ilk defa hakikaten o gece sahaya çıktım. Hani hayatım değişti hakikaten. Çünkü şöyle bir şey fark ettim. Ben yani küçüklüğümden beri çok tutkulu bir genç kadındım. Yani yani ilkokuldan tut hani böyle ilkokulda böyle okul başkanı olmak isterdim. Sürekli en çok benim sesim çıkardı. İlk işte kim liderlik etmek ister derlerse hep elim ilk kalkardı. İşte lisede de hep böyle öğrenmeye de çok tutkuluydum. Girişimci. Evet yani böyle okuluyor zaten üzerinde. Evet yani çok heyecanlıyım falan. Lisede böyle ne derler çok yakında okumayı sevenlere. Hadi mi? Öyle çok komik bir videom da var anlatırım sana. Başbakanlığa adaylığımı koyayım. Ne diyorlar lisede çok okumayı seven tutkulu genç kadınlara? İnek. Evet çok teşekkür ederim. tekrar bunu duymak çok hoşuma Neyse hakikaten şeyi fark ettim. Yani bu mesela ineği duydum. Ondan sonra çok hırslısını duydum. O zaman şeyi çok güzel öğrendim. Yani dedim ki eğer bir şeyle ilgili hırsın tutkun varsa. Çünkü sosyal de bir kadındım ve hani ergenlik döneminde beğenilmek istiyorsun. Çok önemli yani. O anda sana birisi inek diyor, birisi hırslı diyor. Sen inek mi hırslı olmak mı yoksa sevilmek mi yani? Ergenlikte hangisini tercih ediyorsun? Tabii ki sağdaki. Ondan sonra ya bir anda şeyi fark ettim. Yani hayatım orada bir kırılıma uğramış ve demişim ki tutkulu ve hırslı olmayacağım. Hiçbir şeyi de önemsemiyormuş gibi davranacağım demeyi bir şekilde öğrenmişim ben. O gece sahaya çıktım. O kadından geri hiçbir şey kalmadı. O kadar hırslıyım ki önümdekini yere indiriyorum, çelme takıyorum falan. Bir anda da anlamıyorum. Ben içime uzaylı mı kaçtı falan diyorum. Ya şeyle ilgili bir şey. Şimdi futbol gördüğümüz yani televizyonda gördüğümüz futbol yani nasıl bir futbol? Bir kere ondan bahsedelim aslında. Erkek futbolu olarak evet. Nitelendirilen. Aynen. Bu şekilde söylemek istemediğimiz. Yani çünkü erkek ve kadın futbolu olarak ayrılmasını evet. istemiyoruz erkek tabii ki tabii ama. Bir de bunun çok büyük boyutu yani taraftarlar. Tabii yani ki. Çok tasdif ettiğimiz bir futbol değil aslında. Çok ciddi bir hem sözel hem dokunaklı bir şiddet de içeriyor bence ve bence böyle olmamalı. Sonuçta spor evrensel bir şey ve hani insanları yönlendirmeye ve geliştirmeye çalışırken bir taraftan da yanlış bir algı yaratılıyor diye ben şahsen düşünüyorum. Bilmiyorum. Aslında o algının yaratılması birazcık da artık futbol ticari olarak bakılmaya başlandı. Hı-hı. Çok fazla yani. Çok fazla bir yatırım İnanılmaz söz konusu bir endüstriden bahsediyoruz. Kesinlikle yani. Her zaman çok büyük olduğu için artık bu gelen oyuncuların kalitesi, takımların transfer sezonunda yaptıkları işlemler ya ister istemez tabii ki tribünlere de yansıyor. Bu adam karşısında oynattığı milyon dolarlık oyuncuları gördükçe yani üstesinden. Gördükçe hırs yapıyor. Şu an ben yani bırak maça giderim ben. Holigan. Aslında bu arada çok doğru söylüyorsunuz. Yani ekonomisi o kadar büyük ki yani evet, dünyada işte kaç milyar, 6 küsur milyar
insan var değil mi? 7 oldu galiba. 7 olmuştur. Yani yarısı 3 milyar insan. Ne? Benimkiyle beraber artı 1 ile geleceğiz öyle. 3 milyar insan futbol seyircisi. İnanılmaz bir rakam ya. Yani inanılmaz bir rakam. Gerçekten evet. Çok büyük bir ekonomi dönüyor. Ama yani ekranda gördüğümüz futbol evet çok hırslı, çok tutkulu. Kimi zaman çok şiddetli. Ve ben şeyi fark ettim yani birebir onu modelliyorum. Ne görüyorsam ekranda o gördüğüm şeyi aynen modelliyorum. Ama bir yandan da bunu yaptığım için kötü hissetmiyorum. Çünkü kendim için hissetmiyorum ya ilk defa o hırsı. Takım için hissediyorum o hırsı. O yüzden de bir anda benim için o kafamda o hırs, o tutku mübah oluyor. Yani bütün bu unuttuğum, kendimle ilgili yani var olduğum yani olduğum kadınla ilgili unuttuğum her şeyi bana o gece sahada futbol hatırlattı. Ve benim için müthiş bir uyanış oldu. Ben o yani bizim takım o akşam 6-2 yenildi. Bunu biliyorsun sen de. Ben hırsımdan kudurarak eve gidiyorum. Ama bir anda da şey düşünüyorum. Yani bu kadar göz açıcı bir deneyim oldu ki benim için. Bunu bütün kadınlara nasıl götürebiliriz diye düşünüyorum. Yunus benim eşim. Şöyle o kağıtları şu anda şey çerçevelettik. Önümüze şöyle kağıtlar serdik. Dedim yaz. Bu turnuva dediğiniz nasıl bir şey, nasıl yapılıyor kuralları da yazıyoruz şimdi. 7 kağıt, bildiğimiz 7 kağıttan oluşuyor. Fikstür çıktı, şey çıktı ortaya. Kurallar çıktı, hepsi yazıldı. 7 kağıtla başladı kızlar sahada. İlk sene 16 takım, ikinci sene 30 takım, üçüncü sene 56 takım, bu sene 60'ın üzerinde takım turnuvaya katılıyor. Çok iyi. Şirket takımları değil mi bunlar? Çok iyi soru. Şimdi yoksa aslında kulüp takımları? İlk sene kurumsal takımlar olarak başladık. Çünkü neden? Hani şirketim zaten Aktifit ne yapıyor? Kurumsallarla çalışıyor. Aynen. Hemen onları işin içine alalım. Çünkü büyük gruplar halinde kadınların olduğu sadece buralar var. Ama dedik ki o zaman yarısını, kadınların yarısını dışarıdan getirebilirsiniz. Yani yarısı şirket çalışanı olsun, yarısı kendi çünkü dışarıdan yani olsun. Bir şey yapamazsın, dolduramazsın takımı yani. Aynen. Biz de ondan endişelendiğimiz için yarım yarım yap dedik. Sonra şöyle bir şey başımıza geldi ilk sene. Kulakları çınlayacaktır bütün takım oyuncularının. Bir baktık yani bir kadın var mesela 36 metre koşarak kaleye gol atıyor yani şimdi. Ama diğerlerimiz hani %99'umuz daha önce hiç futbol oynamamış. O yüzden çok ciddi bir güç dengesizliği oluyordu. Hemen iki kategoriye ayırdık ikinci sene. Takımını kur gel ve kurumsal dedik. Üçüncü senede bir de buna gençlik kupasını ekledik. Bu sene yine üç kategoride devam ediyoruz. Gençlik kupasında da liseler var. Süper. Yani bizim tek amacımız kızlar sahada da aslında onun üzerinden gidebiliriz. Kadınları takım ruhuyla güçlendirmek. Projede bunun için var zaten. Yani özellikle lise çağındaki kızlarımızı şey yönlendirmek için çoğu belki lisanslı futbolcu bile olmuşlardır. Bir en azından bir branş sahibi aynen olmuşlardır. Bizim turnuvaya lisanslı futbolcunun katılması yasak. Bu sene çok güzel bir haber aldık. Bir takımın yarısı lisanslanmış geçen sene. Oynayamıyorlar şu an. Oynayamıyorlar çok mutluyum. Gerçekten çok sevindim. Onlar için de yani senin kendinde yarattığın uyanış aslında o 7 kağıtla beraber birçok kadında yeni bir uyanış yaratmış sanırım değil mi? Ya bu konuyla ilgili de bu arada bir VTR'miz var. Önce onu isterseniz tabii, girelim. Hayır, lütfen. Hemen arkasından o VTR üzerinden de biraz daha konuyu detaylandırırız. İlk turnuvasında katılmıştım. Ondan sonra Melis'i tanıyordum. Melis'in böyle bir organizasyon yaptığını gördüm. Oğlumun veliler sene sonu veliler maçında bir kere futbol oynamıştım ve çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra ben bunu devam ettirmek istiyordum bir şekilde. Ve ilk defa işte o sene 43 yaşında başladım ben futbola. Takım kurdum çok acele bir şekilde. Nasıl kurdun takımı? Şans yani kısmetime çağırdım. Sahaya gittim bir akşam. Melis çaldı antrenman sahası diye. Üç tane koşucu arkadaşım, iki tane koşucu arkadaşım sağ olsunlar geldiler. Onun dışındakiler sahada o sırada olan insanlardı. Yani böyle çektiğimiz insanlar, birbirimizi çektik. Güzel bir takım olduk ve turnuvayı kazandık. Tamam. Peki futbol oynayınca ne hissediyorsun? Futbol oynamak benim için çok büyük bir özgürlük. Yeşil sahaya çıkınca çok çok heyecan, çok güzel heyecanlanıyorum. Çok özgür hissediyorum kendimi. Yani sınırların yok olduğu bir yer gibi geliyor. Tabii ki kurallar var ama o hareket özgürlüğü ve o yeşil sahanın bir oyun sunması, sana sunduğu oyun, oyun çok büyük bir içimdeki bir böyle çok muzip bir çocuğa hitap ediyor. O yüzden çok mutlu oluyorum. Kızlar sahada aslında benim futbol oynamak çocukluk hayalimdi. Böyle sokakta hep erkeklerle falan mahalle maçları falan yapardım. Babam beni kandırdı bayan futbol takımı yok diye. Ben de voleybolcu oldum.
Sonra çocukluk hayalimde böyle bir şey gördüm Facebook'ta, Kızlar Sahada diye bir grup. Sonra başladım oraya yazmaya, aradım işte takımı olan var mı, işte oyuncu isteyen var mı falan. Kimseden ses çıkmadı. Dedim ki bari ben kendi takımımı kurayım. Sonra işte oraya işte takımı oyuncu arayan var mı falan yazanları bir bir ekledim hepsini. İşte bir olduk, iki olduk, işte Esin arkadaşım geldi, Sinem arkadaşım geldi. Üç kişi olduk, beş kişi olduk, iki kişi gitti. Dört kişi geldi, iki kişi gitti, beş kişi geldi. Öyle yani birbirimizi hiç tanımıyoruz. Ve birden hani böyle aile gibi olduk. Birden Fighters FC ailesi olduk yani. Böyle bir turnuvaya katıldık. Geçen sene de katıldık. Geçen sene üçüncü olduk. Bu sene de şu an çeyrek finalde elendik yeni penaltılarla. Ama çok güzeldi. Yani hepimizin zaten hani arkadaşlarımın da çocukluk hayaliymiş. Bir tane eski profesyonel oyuncumuz vardı, bırakmış. Hepimiz amatörüz. Birisi tekvandocu, işte birisi yaşam koçu, birisi spor akademisi mezunu falan. Böyle toplandık, birisi muhasebeci falan. Kızlar Sahada'ya neden katıldım? 3 senedir takip ediyordum. Bu sene nasip oldu katılmamıza. Çok güzel bir şey. Bence Türkiye şartlarında bayanlara böyle bir sporla bir yere getirmek çok çok güzel bir, büyük bir başarı. O başarında yani bu keyifli bir şey olduğunu da inandım. Bütün yani ofisteki arkadaşlarım hiçbir zaman topa temas etmeyen ya da futbola hiçbir merakı olmayan arkadaşları da buna dahil ettim ve heyecanlı geçti. Yani çok güzel bir şey bence. Yani takım kaptanı sen misin? Evet, benim. Peki takım kaptanı olmak nasıl bir his? Tabii ki çok güzel yani sonuçta bütün arkadaşlardan sorumlusun ve onların heyecanı yani kötü bir şey de olursa kaybettiğin anda da onlara yine destek amaçlı tabii ki yani kendi üzüntünü bile belirtmiyorsun yine onlar yani şeyden düşmesin diye. Neydi? Peki takım ruhu geliştiriyor. Çok güzel, acayip. Yani mesela ofiste çok yakın olmayan arkadaşlarla bile çok yakınlaştık, çok kemikleştik ve bence çok güzel bir şey. Mükemmel. Evet, gerçekten. Mükemmel bir VTR izledik. Kadınlar konuyla ilgili duygularını ve aslında ne kadar mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Pınar'cığım bu konuyla ilgili bir sorun vardı. Evet, yani tam VTR'nin üstüne iyi oldu aslında. Şimdi hani bunca kadını aslında kadın sporu olarak yani toplum tarafından kadın sporu olarak nitelendirilmeyen bir sporun spora yönlenmelerinin cümleyi kuramıyorum şu anda. Bu kadar kadının böyle bir spora yönlenmesinin altındaki motivasyon nedir sence? Yani gözlemlerin ne bu noktada? Ya dediğim gibi bence o benim ilk geceki tecrübemden de yine başlayarak bence Kızlar Sahada'nın en büyük gücü zaten kadınların daha önce bu sahaya çıkmamış olması diye açıkçası düşünüyorum. Çünkü bu bir tecrübe, yani bu bir gerçek bir deneyim yani, bu dönüştürücü bir deneyim. Birçok kadın zaten ilk seferinde geliyor, o dönüşümü yaşıyor ve sonrasında takım ruhunu tekrar deneyimlemek istiyorum diye bir daha sahaya geliyor. Bence oradaki en büyük, en kilit kelime takım ruhu. Çünkü bilmiyorum, ben sizi bilmiyorum ama ben kendim şeyle büyüdüm, yani kesinlikle genelleme yapmak istemiyorum ama hani ben gerçekten ip atlayarak ve yani şu an cinsiyetçi rolleri baştan yaratmak istemiyorum ama ben böyle büyüdüm. Yani gerçekten ip atlayarak ve seksek oynayarak falan büyüdüm ben. Yani ve o arada büyük ihtimalle benim diğer erkek arkadaşlarım yani oturmuş mahallede top koşturuyorlardı büyük ihtimalle. Ve takım ruhunu bence küçük yaştan bu yana tecrübe ediyor olmak çok çok kuvvetli bir şey. Ve o aradığımız belki de yeni belki bulduğumuz takım ruhunu bulmak bence çok kuvvetli bir deneyim. Birçok insan bence bu yüzden de geliyor. Ama kalıpları kırma kısmı herhalde en kuvvetli olanı. Yani herkesin kafası, herkes bir kafasına bir kalıpla geliyor o sahaya. Hep izlemiş, daha önce hiç çıkmamış. Gelip bir takım kalıpları kırıyor insanlar buradan. En zor kısmı muhtemelen ona katılmaya karar vermek. Gerisi of, kendiliğinden muhtemelen geliyordur. Of, bunlar şu anda yarama bastın diye. Evet, ya gerçekten inanılmaz bir şey. Bunu anlattığımız kadınların %99'u neredeyse ilk tepkileri ben oynayamam ki oluyor. Bunun niye olduğunu bilmiyorum. Sağ olsun şu anda Bilgi Üniversitesi'nden bazı harika şeylerimiz var. Akademisyenlerimiz var. Tam da bu konular üstüne çalışmak için turnuvada olacaklar. Niye olduğunu belki birazcık daha iyi anlayabileceğiz ama ilk tepki bu oluyor hakikaten. O ilk adımı atınca da ama sağdan gitmiyorlar. Bu da öyle bir şey. Acayip içinde yer almanın keyifli olduğu bir şeyin olduğunu görünce insanlar devam ediyor. Yani muhtemelen şöyle, bunun sebebi yani yine aynı şekilde yani tahminimce erkek sporu nitelendirmesi. Yani ben basketbol oynayarak büyüdüm. Basketbol da aynı şekilde mesela işte spor yapıyorum, ne yapıyorsun? Voleybol mu oynuyorsun? Hı hı.
Çünkü basketbol çok erkeksi bir spor olarak görülüyordu. Evet. Futbol hele bunun tamamen artık en evet spor. Aynen öyle en şey noktasında. Yani en uç noktasında. Sanki hani ekranda bizim izlediğimiz futboldan bahsettik ya. Hı-hı. İlk etapta bence kadınlar üzerinde büyük bir tedirginlik. Yani ben yapamam demelerindeki sebep ki spor geçmişi olmalarına rağmen orada çok ciddi de bir efor ve hani o takımla beraber aslında model olarak gördükleri futbolun algısı çok farklı ve bence çok ciddi bir tedirginlik oluyor. Yani yapamamdan ötürü hani yorulur muyum? O pas atabilir miyim, gol atabilir miyim ya da o kadar uzun süre koşabilir miyim? Hani o konu bugün biz de hani hepimiz sporcuyuz. Ben de şimdi bu her konuk öncesinde hani bu yoğun çalışmada bir şekilde kendimi orada hayal ediyorum yani. Evet. Hani ve ben de mesela çok etkilendim. Hatta girmeden önce nasıl aslında başvuruyoruz, nasıl giriyor kendim için bile düşünmeye başladım. Hani ama o anda spor, ciddi bir spor geçmişin olmasına rağmen bir an düşünüyorsun yani hani oradaki kondisyon bana yeter mi? Nasıl işte gol atarsam ne olur, atamazsam ne olur, pas atabilir miyim? Ama sanırım orada hani zaten önümüzdeki hafta başlayacak turnuvalar var. Hani onu da buradan duyuracağız. Orada akademisyenlerin ve belki hani projenin yaratıcısı olarak bakılacak şey sanki kadınların aslında bir şekilde ilk adımı o sahaya atmalarını sağlayacak, motive eder küçük hamleler ne olabilir? Çünkü senin uyanışın gibi ilk adımı atıp orada bir özgüvenini o sahada bir koştuktan sonra bence kimse de çıkmak istemeyecektir. Hani öyle bir küçük adımlarla motivasyonlar yaratılabilir. Buradan bağlayacak olursam da öyle küçük hani ilk hamleleri nasıl yapıyorsunuz? Tedirgin bir kadın geldiğinizde karşısına nasıl bir deneyim yaşatarak onun ikna edilmesini sağlıyorsunuz? Ya aslında bu da çok iyi bir soru. Ya birçok şey var aslında orada, adım var. Bir kere mutlaka bize başvuran tüm kadınlara ya telefonla ya e-mailla ya sosyal medya aracılığıyla ya da bizzat tüm takıma toplantı yapmaya giderek bir kızlar sahadayı anlatıyoruz ve orada şey gösteriyoruz gerçekten de daha önce bunu binlerce kadının bu sahaya çıkmış olduğunu, daha önce bunu bilmeyen binlerce kadının gayet de güzel futbol oynamış olduğunu, bunun rekreasyonel amaçlı yani illaki profesyonel değil de keyif içinde yapılabilecek bir şey olduğunu gösteriyoruz. O yaparsa ben de yaparım mottosunu görünce zaten insanlar bir anda ilk bariyer kırılıyor zaten. Hani orada bir cesaret deniyorlar. Yani o yaparsa ben de yaparım. O algıyı bir kurduğunuz zaman ikinci adım daha kolay oluyor. Sonra bizim sahamızda şöyle bir şey var. Bizim yani hep söylüyorum ya bunu, bizim için futbol değil de takım ruhuyla kadını güçlendirmek önemli. O yüzden de bizim yarışmalarımız var. Yarışmalar nedir? İşte en ateşli taraftar yarışması, en özgün forma yarışması. Pankart. Çok güzel onlar. Çok güzeller. Muhteşem bir takım var çıkıyor. Sanırım her maç öncesi farklı bir perukla çıkıyor vesaire. Öyle fotoğraflar görmüştüm bayağı. Ya, acayip yaratıcılık konuşuyor bizim turnuvada. Yani mesela Nevresim takımı diye bir takım var bu sene. Çok iyi. Bence müthişler. Victory's Secret diye bir takım var. Müthişler bence. Geçen sene ya onun bu sene daha kim olduğunu söylemeyeyim. Bir takım var. Darth Vader maskesi takıp altlarına tütü giyecekler. İyi kız da olurum, kötü kız da olurum yazacaklar. Yani yaratıcılığın gerçekten patlama yaşadığı bir organizasyon. Bunu da gösterince insanlar diyor ki okey. Ya burası gerçekten kendi renklerimi gösterebildiğim, gerçekten bir deneyim yaşayabildiğim. Sadece futbol değil de hakikaten takım ruhunu olmayı, takım ruhu içinde olmayı görebildiğim bir yer diyorlar. Eğlenme kısmı da. Aynen. Oldukça. İkinci bariyerde. Orada yıkılıyor. Ondan sonra zaten. Tam böyle hani gözümün önüne Hollywood filmleri olur ya. Oradaki böyle kareler eğlenceli genelde hani Amerikan futbol turnuvaları. Onun Türkiye'de bu şekilde yaşanıyor olması ve senin önce olman gerçekten çok başarılı çok yani. Bir kere daha ben tebrik ediyorum. Ya arkadan gelen o kadınlar olmasa bu olmazdı ama yani bizim kadınlarımızda büyük iş var yani ben gerçekten bunu söylemek istiyorum. Müthiş sahip çıkıyorlar. Yani her sene ya benim gözlerim doluyor bazen şey yapanlar var yani kaptanlar toplantısı olacak. Çekiliş var, kura var. Dün oldu kuramız. Kuralar çekilecek. Şey arıyorlar ya arayıp şey diyorlar bir ihtiyacınız var mı? Mükemmel. Hani ne getireceksin diye soruyorum. Poğaça yapayım mı falan diyor. Ya, ne diyorsun? Yani nasıl ki yani? Ya çok tatlı. İnanılmazlar çünkü yani hakikaten burada yani ben hep onu söylüyorum. Yani öyle bir topluluk meydana geldi ki kızlar sahada da artık benden de çıktı. Benim harika bir ekibim var. Onlardan da çıktı artık. Yani
bu kadınların sahiplendiği müthiş bir gerçekten dönüştürücü platforma döndü. Yani benim en büyük hayalim zaten bunu alalım. Çünkü bu çok kuvvetli bir metafor. Bunu alalım, bütün Anadolu'daki şehirlere, sonra da Avrupa'ya götürelim. Tabii. Amerika'ya, Asya'ya götürelim. Tam sana onu soracak istiyorum. Pınar'cığım onu sormadan çok kısa. Tamam. Onu sormadan şöyle kısa bir aramız var. Bir kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Kadınlar Konuşuyor da Melis Abacıoğlu ile beraber Kızlar Sahada'yı konuşuyoruz ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet, tam sorumu sorarken reklama girdik. Ben Kızlar Sahada'nın hangi şehirlerde olduğunu Anadolu'ya yayılmasını istiyorum dedi. O yüzden bu konuya parmak basmak istiyorum. Hangi şehirlerde olduğunu ve şu anda bir sonraki aşamada hangi şehirlere yayılmak istediğini öğrenmek istiyorum Melis'ciğim. Evet, Şangay öncelikle. Güzel. Farklılık yaratmak lazım. Hedefler hayaller. Hayaller. Gerçekten İstanbul'da başladık. Gerçekten bizim çok komik. Ofiste hep konuşuyoruz böyle. Geçen sene hayal ettik. Çok ünlü bir ünlü bir kadın hayal ettik. Gelsin turnuvaya, gelsin. Allah'ım gelsin falan, böyle tütsüler falan yaktık gelsin diye. Arda Turan geldi onun yerine. Aa evet, gördüm. Onun yerine öyle bir şey oluyor. Bu sene de Messi'yi hayal ediyoruz. Bakalım kim gelecek. Bu sefer biz hakikaten heyecanla bekliyoruz. Bu sene kim gelecek? Şimdi bu sene diyoruz, hemen yeri gelmişken sanırım başlıyorsunuz. Kaç evet. Nisan? Hemen senin sorunu da, unutmadım. Pınar, hemen geri döneceğim. Onları da hemen tamam, aktaralım. Söyleyelim. 24 Nisan Pazar günü turnuva başlıyor. İlk, nerede? İTÜ Stadyumundayız bu sene. Stadyum sağ olsun İTÜ Vakfı bize stadyumu tamamen açtı. Mükemmel bir stadyumda futbol oynama deneyimi olacak. Bu arada hepinizi bekliyorum. Evet, 24 Nisan'da buradan duyuralım. Tüm kadınları destek için bekliyoruz. Biz de inşallah orada olacağız. Aynen. Evet. Bizim bütün seyirci gelirlerimiz ilk günden bu yana Biletix aracılığıyla, yani Biletix bilet kesiyor burada. Onların aracılığıyla sosyal sorumluluğa bağışlanıyor. Bu sene ortaklarımız AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve İTÜ Vakfı. Orada İTÜ'de iki tane genç kadına eğitim bursu vermek için çalışıyor olacağız. Daha doğrusu seyircilerimiz çalışıyor olacak. AÇEV tarafında da Baba Destek Programı'na destek veriyoruz. Muazzam bir proje bu arada hakikaten. Çok kısa yeri gelmişken bahsedeyim. Tabii. Baba Destek şunu soruyor. Diyor ki, anne baba olarak doğuyor muyuz bizler? Hayır. Bu bize geliyor. Yani bir çocuk geliyor dünyaya. Ve biz bir anne ya da baba olarak nasıl davranmamız gerektiğini o çocukla beraber öğreniyoruz diyor. AÇEV'de babalara bir eğitim vererek 13 hafta boyunca. Aslında çok bize belki basit gelebilecek. Ama toplumun bazı kesimleri için şaşırtıcı olabilecek soruları cevaplıyor. Yani çocuğumla televizyon geçirmek kaliteli zaman geçirmek midir? Ya da kız çocuğumla erkek çocuğum eşit midir? Baba olmak ne demektir gibi soruları yanıtlıyorlar. Muazzam bir proje. Bence muhteşem bir proje. Evet. Kadınlar Konuşuyor da babaların hani hepsinin katılması gerektiğini düşündüğüm bir proje bence. Biz çok gurur duyuyoruz bu projeye destek olmaktan ötürü. AÇEV, yani gururla AÇEV'liyiz diyoruz biz de. 24 Nisan Pazar günü ilk grup maçları. Ertesi hafta sonu 30 Nisan 1 Mayıs'ta grup maçlarının devamı. Sonra 7-8 Mayıs'ta da final oynuyoruz. Süper. Ya aslında senede kaç kere böyle organizasyonunuz oluyor? Bir kere oluyor. Yani bir sene boyunca maksimum antrenman yapıyorlar, çalışıyorlar. O sistem nasıl yürüyor peki? Yani hep bir eliniz oluyor mu o takımlarda? Şöyle, oraya senin soruna geri döneceğim. Tamam, unutmadım. Bekliyorum. Sonra bekliyorum. Çünkü genleşmesini istiyoruz kızlar sağdan. Antrenman sürecine gelecek olursak, inanılmaz bir kız kardeşlik ağı dönüyor burada. Gerçekten çok heyecan verici. Çünkü buraya gelen bir takım diğer takımla tanışıyor. Şimdi adını vermeyeyim, bir içecek firması geldi. Bir oyun firmasıyla tanıştılar. İşte o kadar sevmişler ki birbirlerini. İçecek firması diğerine bir tır gönderiyor. İçinden içecekler çıkıyor. Oo. İşte bir oyun firması ona diğerine başka işte oyunlar gönderiyor. Siz oturun bütün yıl boyunca
şeyde çalışın diye, konsol oyunlarında oturun çalışın futbol oynamayı diye. Ya, acayip böyle bir tanışıklık üzerinde de devam eden bir ilişki var ortada. Sen bunun üzerine bence bir networking ile ilgili de bir girişim yaparsın. Ya, ciddi oluyor bir. Zaten otomatik olarak oluyor. Yani, o kadar güzel bir ortam ki dün mesela kura çekimi vardı. Yani 100 kadın ve herkes birbirini tanıyor. Nasılsın, nasıl geçti geçen sene? İşte yeni gelenleri aralarına alıyorlar. Sen yeni misin? Hani biz bak şöyle bir deneyim yaşadık geçen sene. Siz de şöyle daha iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz diye. Yani inanılmaz bir ortam. Tüyleriniz diken diken olur. Biz çok heyecanlanıyoruz her sene. Ve sene boyunca da antrenmanlar yapıyorlar. O yüzden devam ediyor. Yani aynen. Onları sizin gözetiminizde olan bir süreç değil antrenmanlar. Olmaması için zaten biz çalışıyoruz. Aha. Normalde hani sosyal girişim olmamızın sebeplerinden biri de bu. Yani evet. Bize bağımlı kalmasınlar. Hı-hı. Kendileri bunları organize etsinler istiyoruz. Ben sadece turnuvayı düzenleyeyim, siz de turnuvaya gelin. Gücünüzü gösterin. Her içeride kurum kendi özgür iradesiyle. Her kurum ve her takım aslında. Yani hem gençlik kupası var ya hem de takımını kurgu. Yani kurumsal harici takımları var yanlış tabii. Anlamadıysam evet. Aynen. Peki yani bir var. Kurum hani program öncesinde sana sordum mesela. Hı. Ben bugün kendim hani bir takımım yok ya da bir kurumum yok evet. Ama bireysel olarak bu turnuvada hani sahada olmak istiyorum. O zaman nasıl bir organizasyona girebiliyorum? Nasıl dahil oluyorum? Kızlarsahada.com'a giriyorsun. Orada hı-hı. Arka planda böyle menajerlik oyunu gibi bir sistem yarattık böyle. Kendi kaydını gerçekleştirdikten sonra halen oyuncu arayan takımların listesine bakıyorsun. Şu anda hali hazırda açıkta olan 3 tane takım var mesela. Hmm. Haftaya pazara kadar girip kaydı olabilirsin. Hadi Ebru. Evet. Her an olabilir. Ben de olabilir. Nevresim takımında açık var istersen hemen seni oraya alabilirim. Nevresim takımı da yaratıcı evet. Ama kaç kişiden oluşuyor ama hiç antrenman yapmadım. Yani takla atabiliyorsam. Dilediğin gibi gelebilirsin. Yani hiçbir antrenmana gerek yok. Hiç antrenman yapmadan da sahaya çıkan oluyor. Biz onlara yani sakatlanmamaları için tabii ki başta esneme ve ısınma hareketleri yaptırıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Aynen, kuralları da mutlaka anlatıyor oluyoruz. Ama mesela haftanın 3 günü maç yapıp antrenman yapıp gelen de oluyor. Ama kendileri hep yani... Onlar organize ediyorlar. Aynen, kurum da olsa, şey de olsa, dışarıdan takım da olsa biz diyoruz ki kendi antrenmanı kendin organize etmelisin. Kızlar 3 takımda aynen. Açık varmış, dikkatinizi çekin. 3 de kişiyiz her takıma şöyle biz ertesi hafta programda artık kendimizi medyaya yatırırız yani. Takımlar kaç kişiden oluşuyor? 16 yani 8 artı 8. 8 asil, 8'e kadar da yedek alma imkanım var. Pınar'ın sorusuna geri dönmezsem galiba kafama bir şey atacak. Pınar'a bırakıyorum. Kızlar, ya şu şöyle bir şey var aslında. Sen şey dedin, çok enteresan bir şey söyledin orada. Erkek futbolu dedin. Erkek futbolu ibaresini kullanıyor muyuz biz? Kullanmıyoruz. Futboluyoruz. Aynen öyle, çok ama acayip bir şey. Ama kadın futbolu ibaresini kullanıyoruz. Maalesef kullanıyoruz. Çok yani, ilginç değil mi? Evet. Çünkü 100 bayandan şu an saysak 2 bayan futbol oynuyordur. Öyle bir oran vardır neredeyse ya da 8. Çok küçük bir oran yani gerçekten de öyle. Ama senin yaptığın bu proje kapsamında tabii ki bu 100 kadından bir 20'ler 30'ları çıkmıştır muhakkak. Ha inşallah. Çıkmıştır yani çok ciddi sayılardan bahsediyorsun. 60 yani. Takım. Sonuçta sen 3 yıl öncesinden. Yani 360, 3600. Ha şimdi kadar 3000 kişi. Yani 3000 kişi. Ya hayır yani sonuçta şey artan ve tırmanan bir istatistik var. Tabii. 3 yıl evet. Önceden bu yana bu zamana kadar bence o artacaktır da. Kesin artarak devam ediyor zaten. Yani dediğiniz gibi bilinç artıyor ama hala evet. Hani futbol iç yani futbol dediğimizde erkeklerin oynadığı oyunu aynen düşünüyoruz. Öyle. Kadın futbol dediğimizde de kadınların oynadığı oyunu düşünüyoruz. O yüzden evet. Bir anda futbol kelimesi acayip yüklü bir kelime anlamı şey oluyor. Bir yandan çok yüklü bir kelime oluyor aslında. Cinsiyet yüklü bir kelime futbol. Ben bir şu şekilde biraz hukuki açıdan sormak istiyorum. Bir futbol federasyonuna bir bağlılığınız var mıdır? Ya da futbol federasyonu size bir katkısı bu maçlarda, turnuvalarda ne kadar el atıyor? Ya da bir herhangi bir onların mevzuatına vesaire hakim misiniz? Ne kadar politik cevap vermek gerekiyor? Sen şehirlere dön canım. Ben şehirlere döneyim. federasyonla bir herhangi bir bağlantımız yok. Yok. Okay. Sorunun cevabı şimdilik bu kadar diyelim. Evet. Tamamen net özel oldu. Bir organizasyon. Federasyon içinden bireysel destek aldığımız fazlasıyla insan var. Ve bunun için de çok müteşekkiriz. Ancak federasyonla herhangi bir işbirliği içinde değiliz. Çünkü ama olmayı çok istiyoruz bu arada ama gayet değiliz. Olunabilir kurumsal açısından. Yanlış bilmiyorsam Basketbol Federasyonu çünkü bir basketbol liginin çalışanlar, kurumsal çalışanlar için de ayrıca bir lig oluşumu var. Hani neden bir futbolda da olmasın ya da bayan futbolunda da sonuçta oynayan bir 60 takımdan 30 takımdan
bahsediyoruz. Güzel olabilir. Yani bence böyle de bir girişimcilik olabilir tabii ki. Tamam, buradan sesleniyor muyuz o halde? Seslenebilirsin. Şaka bir yana, dediğim gibi yani bir kadın futbolu, bir de futbol var ortada. Bir anda kadınları sahaya çıkarttığında, futbol sahasına çıkarttığında aslında bir erkek sahasına çıkartmış oluyorsun. Evet. Şu anki kalıplara baktığında. Biz ama bir de aynı zamanda diyoruz ki tamam, kadın erkek sahasına çıksın, top koştursun. Ama mutlaka erkek de gelsin, sağ kenarında ona destek olsun diyoruz. Vardır muhakkak. İnanılmaz destek geliyor, anlatamam. Ya bence çünkü bence orada izlemek daha keyifli. Taraftar hani nasıl bugün şu anda hani erkek futbolu diyoruz ya, aslında futbol. Orada aslında o futbolu futbol yapan da yıllardır sonuçta o gerçekten fanatik taraftar kitlesi. Aynen. Orada o taraftar kitleyi ve tabii ki bu taraftar kitlesinin de %99'u erkeklerden oluşuyor. Yani o erkekleri aslında hani o taraftarları bu sahaya destek için çekildiği noktada bence çok daha artık kadın ve erkek futbolu diye ayrım bayağı bir hani azalır diye düşünüyorum. Evet, bizim yapmaya çalıştığımız da aslında şöyle bir oyun ve metafor var aslında orada. Yani kadınları erkek sahasına çıkartıyoruz ve erkekler, kadınlar orada top koşturuyorlar. Ama sağ kenarında da erkekler, erkek işini yapan bu kadınları destekliyorlar. Yani çok kuvvetli bir metafor. Kesinlikle. Yani sadece Türkiye için değil, dünyanın her yerinde evet, bence öyle. Bunu o yüzden de Anadolu'nun tüm şehirlerine götürmeyi çok istiyoruz. Yani yurt dışına çıkartmayı da çok istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil ki bu. Dünyanın her yerinde aslında böyle bir bu tür algılar var ve bunları kırmak çok kıymetli. Ben geçen sene bir şeyim oldu. Yine başarısızlık hikayemi anlatayım bir tane. İzmir ve Ankara'da turnuvayı düzenlemek istedim. Ama Kızlar Sağlığı'nın bir sponsoru yok. Henüz yok. Buradan sponsor evet, olabileceklere sesleniyorum. Her zamanki gibi. Yok ve ben dedim ki ben kendi sponsorum olacağım. Çünkü bunun büyümesi lazım. Bu inanılmaz bir şey. Bunu bütün kadınlara götürmemiz lazım. Nasıl yapacağız? İşte buradan yani bunun sürdürülebilirliği için gelen parayı ve ben şirketten kazandığım parayı buraya aktaracağım dedim. Ve Ankara ve İzmir'de düzenleme işlerine giriştim. Bir noktada param bitti. Dedim ki burada durmam lazım galiba. Tabii onu dengelemek de lazım. Hani aynen, o zaman. Bence zamanla çok daha farklı noktalara gidecektir diye süper düşünüyorum. Süper bir tecrübeydi. Peki, ama yurt dışına yani açılmaktan bahsettin. Evet. Yurt dışında bu tarz organizasyonların örnekleri süper var mı? Ya Polonya'da 16 takımlık bir organizasyon var. Onlar 12 senedir düzenliyorlar bunu ama 16 takımın üstüne hiç çıkmamışlar. Max 16 olmuşlar. İngiltere'de böyle bir organizasyon var. O da yaklaşık 8-16 takım arasında gidiyor. Dünyadaki en yüksek sayılı amatör kadın futbol turnuvası diyebiliriz buna. Yani genç kızlar için evet var. Orada çünkü benim de bildiğim kadarıyla var, genelde hani özellikle İngiltere, Amerika hani daha çok bu gençlik takımları, sizin tabirinizde doğru mu söyledim? Gençlik takımları oluşturuyorsunuz değil mi? Hani liseler arası. Genelde hani okulların okul takımları ve orada zaten hani birçok spor, bu sadece futbol için değil. Hani bugün diğer amatör spor branşları da sonuçta diğer yurt dışında çok daha aktif bir şekilde gençlere aktarılıyor ama hani özel organizasyon ve bunun daha farklı, biraz daha kadınların gücünü ve özgüvenini arttırmakla ilgili projeler herhalde kısıtlı. Oralarda okul ligleri var bir kere okul zaten. Okul ligleri evet yani tüm spor dallarında olduğu gibi. Aynen, bizim ülkemize göre çok çok daha gelişmiş ve detaylı ligler var. Bir taraftan bizim de buradaki hani kadın liglerimiz var. Onlarla da bir bağlantınız yok zaten. Yok ama kadın ligleri oldukça gelişmiş Türkiye'de. Yani birinci lig, ikinci lig, üçüncü tabii lig, bir milli takımımız var. Hatta üç büyüklerden ikisi şu anda hali hazırda bu liglerde yer alıyorlar. Yani oldukça fazla ilgi var diyebilirim. Yani öyle hiçbir şey yok kesinlikle diyemeyiz. Yani buraya ciddi bir bütçe ayrılıyor. Ama size en çok ayıran özellik sonuçta bir futbol geçmişi olmayan kadının bu sahada kendini futbol gösteriyor olması. Futbol değil sadece, bence spor geçmiş olmayan kadınlar olarak evet, yani genelde o VTR'de evet, aslında en ilgi çeken anne olan çok kadın vardı. Evet. Bence o da çok önemli. Bir çocuğuna da çok ciddi bir rol model oluyor. Tabii. O çok başka bir etki ve sadece kadınları değil aslında gelecek nesillere de çok ciddi bir yatırım var kesinlikle, bu projede. Hani onları göz ardı etmemek zaten lazım. Zaten çocuklar şey diye hep koşturuyorlar. Babaların böyle şeylerin paçalarını çekip baba annem futbol oynuyor ya diye böyle dolaşıyorlar sürekli ortada. O da çok kuvvetli bir mesaj. Evet. Kızlar yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz. Melis'cim senin benim buradan var, aktarmak istediklerin benim hala var. Onları yavaş yavaş toparlayalım. Ben hali hazırda yazmakta olduğunuz
Sweaters uygulaması ile ilgili birazcık bilgi paylaşabilir misin? Tabii ki, süper. Onu soracak. Tek işim tabii ne yani, sadece Active Fit ve Kızlar Sağda değil, onun dışında başka girişimlerimiz de var. Sweaters adında yeni bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Buradaki amaç da sporcuların kendi seviyelerine uygun spor yapan insanlarla bir araya gelmesi. Harika. Yani bunu yükleyeceksin. İşte sen mesela stopu gireceksin. Nesin sen? Başlangıç falan. Süper tabii ki. Azimli süper. İşte üçünden birini yüzmeden olacak. Başlayacağım ben. Oradan sana uygun mesela bir takım bulabileceksin. Orada grupları da göreceksin çünkü. Mesela hali hazırda buluşan takımlar varsa onlara dahil olabileceksin. Mükemmel. Evet, böyle geniş bir topluluk yaratmayı hayal ediyoruz. Sporun evet. Ne diyeyim, demokratikleştirilmesi amacıyla amatör sporların böyle bir uygulamaya giriştik. Haziran başında uygulamanın ilk versiyonu, harika. Eylül başında da final versiyonu bütün şeylerde, App Store'larda çıkacak. Süper, hayırlı evet. Olsun. Teşekkür ederim. O zaman Melis'cim, bizi böyle detaylı bilgilendirdiğin için, özellikle hani kadın, futbol ve senin çok farklı girişimlerin amatör sporlara desteğin için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya aslında seni ve tüm kadın takımları destekliyor olarak biz de sahalarda olacağız. Haftaya yine Kadınlar Konuşuyor da farklı bir spor dalını ele alıyor olacağız. Lütfen burada Kızlar Sahada'yı haftaya 24 Nisan'da, onu tekrar altını çizmek istiyorum. Bu hafta sonu desteklemek için İTÜ dedin, doğru mu? Evet, İTÜ Stadyumunda oluyor olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.